Bu saçma sapan adamlar işte hep bu tavadalar. Mesela Melik Gökçek. Efendim, yani Atatürk'e bağlamayın diyor. Tayyip Erdoğan sayesinde oldu. Onun sayesinde falan olmadı yani. Öyle bir şey yok. Bakın buradaki bütün hassaslık nerede biliyor musunuz? Bu voleybolcular başarı kazandıkça özellikle sosyal medyada hep şey oldu yani. Türk kadını üzerinden bir övgü de aldılar. Ve işte Atatürk'ün kızları, Atatürk'ün kadınları. İşte buna deliriyorlar. Tabii esas ama şey bunların bu tiplerin beyinleri bacak arasında. Kafada değil. Bacak arasında. Öyle düşünüyorlar. Orada ahlaksızlık o ya kardeşim bu ülkede hırsızlık, soygun, yolsuzluk, arsızlık, rüşvet ayyuka çıkmış durumda ya. Bunların hiçbirine söz etmeyeceksiniz. Bir. İki. Bütün bu dinci vakıflarda, yurtlarda, kurslarda, şurada, burada böyle yetişkinler arası falan değil. Küçük 8-9 yaşındaki kız ve erkek çocuklara. Tecavüzler, tacizler yapılıyor. Bunların bir kısmı yakalanıyor. Tamam yakalananlar yargıya gidiyorlar. 6 yaşında kendi öz kızını 29 yaşında bir adamın koynuna sokan adamlar var bu ülkede. Ve bunlar toplumun bir kesimi tarafından büyük saygı görüyorlar. Onların önünde herkes eğiliyor, secde ediyor bilmem ne. Bunlara da laf söylemeyeceksiniz. Sonra geleceksiniz. Bu konuda hiçbir şekilde kimliğini saklamayan ama bu kimliğini bir baskı aracı olarak kullanmaya da asla kalkmayan biri üzerinden milli değerlerimize saldıracaksınız. Burada saldırılan esas Atatürk. Bunu herkes bilmeli. Esas alerji oradan başlıyor. İkincisi kendi kafalarındaki işte şeylik. Çünkü kafa bacak arasında olunca hiçbir şekilde baş edemezsiniz siz bunlarla. Orada çünkü hep öyle düşünüyor. İyi de kardeşim yani hepinizin hakkında bugüne kadar çıkmış o kadar şayia var ki adamı konuşturmayın şimdi. Hiçbir ülkede böyle bir şey tartışılmaz. Belediye bir adam çıkmış. Efendim Rusya'da yasaklandı. Bizde özgürlük. Bizde özgürlük falan değil. Ama şu var bütün dünyada. İnsanların cinsel tercihleri olabilir. Bugüne kadar dediğim yani son aslında 20-25 yıl öncesine kadar Amerika'sından İngiltere'sine, Almanya'sından bilmem neresine kadar her yerde bugün Türkiye'deki gibi ahlakçı anlayışın bir baskısı vardı. Sonra dendi ki ya insan hakları diyorsunuz. Herkes yaşama hakkına sahiptir kardeşim. İnsanları nasıl fikirleri, kıyafetleri, inançları dolayısıyla yargılayamazsanız, kötüleyemezseniz, itip kakamazsanız, toplum dışına atamazsanız, farklı cinsel tercihleri olan insanlara da bunu yapamazsınız. Olay bu. Ha, bunun için dünyanın çeşitli ülkelerinde ki Türkiye'de de işte onur yürüyüşü adı altında yürüyüşler yapılıyordu. Burada rengarenk görüntüler olur. Herkes hoşlanmak, desteklemek zorunda değil. Şimdi aptal aptal sorular soruyorlar. E ben kendi karın kızım böyle ilişkide olsun ister misin? İstemem. Yani bir insanın özgürlüğünü bir konudaki yaşam biçimini ya da tıbbi nedenlerle yaşadığı bir durumu olur mu kardeşim karışamazsın demek onu desteklemek, öyle olmak istemek ya da öyle olduğun için böyle konuşuyor olmak anlamına gelmez ki. Ama o kadar saçma sapan, cahil, geri kafalı ve aptal insan var ki. İşte mesela bir tanesi çıkıyor. Belli ki sahte isim. Abdülhamit diye kendine bir şey açıyor. Saray trolü belli. Oradan Ebrar Karakurt'a saldırıyor. Ağır hakaret. O da ona gayet şey bir şekilde boş yapma Abdülhamit diyor. Bir pankart açıyor. Vay efendim Abdülhamit'e yapılan hakaretmiş. Oğlum hiçbir kafanız çalışmıyor lan sizin? Ha? Hiç beyin yok mu? Mercimek mi var onun içinde? Abdülhamit'e saldırıyormuş da onu diyormuş da. Koymasaydı adını Abdülhamit. Ahmet dese boş yapma Ahmet diyecek. Çünkü Ebrar da o konuda gururlu ve onurlu bir kadın. Pek çok gence olanak sağlıyor. Onları konuşmuyorlar hiç. Yardımlar yapılıyor. İnsanlar orada yetişiyor ve asla ve kat'a hiç kimseye cinsel tercihleri üzerine bir özendirme, bir baskı, bir dayatma falan da yapılmıyor. Türkiye'nin sorunu bu mu ya? Ayrıca şunu söyleyeceğim. AKP döneminde yani 2002'den bu yana tam 14 tane LGBT derneği kurulmuş biliyor musunuz?
Bunların içinde Müslüman Eşcinseller Derneği bile var. Süleyman Soylu döneminde izin verilmiş, açılmış. Hatta başkanı röportajlar vermiş çeşitli yayın organlarına bundan 3-4 sene önce. Ve aynen şunu söylüyor. Diyor ki yani bizim dindar olmamız, AKP'yi desteklememiz ve eşcinsel olduğumuzu söylememiz inandırıcı olmuyor. Şaşırıyorlar falan filan. Bakın kardeşim, bu ülkede bir kere şu şey en ağrıma giden, takımda lezbiyen var, biz bu başarıyı istemiyoruz, kabul etmiyoruz. Bakın bu millet hiçbir zaman başarılı ama gerçek anlamda başarı kazanan, çalışarak, disiplinle, inanarak başarı kazanan hiç kimseyi ne cinsel tercihi, ne kılığı kıyafeti, ne de inancı nedeniyle ya da başka özellikleri nedeniyle dışlamamıştır. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sesi Zeki Müren. Hiç inkar etmedi cinsel kimliğini. Ama açık açık da konuşmadı da. Bütün toplumda biliyordu. Ama sanat güneşiydi. Hiç kimse bir şey demedi. Bülent Ersoy. Madem bir lezbiyen var diye milli takımın başarısını yok sayacağız. İstemiyoruz bu başarıyı diyeceğiz. Peki Bülent Ersoy'u Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Tayyip Erdoğan'ın masasında üstelik de iftar masasında olmasına kıyameti kopardı mı bu ay biraz önce gördüğünüz zevat? O Melih Gökçekler, o Sofuoğulları bilmem neler. Bülent Ersoy Tayyip Erdoğan'ın masasında oturdu. İftar bak. Maç falan da değil. Tesadüfen bir yerde bir törende falan da değil. İftar iftar. Hani dini nedenlerle karşı çıkıyorlar ya. Hiç kıyamet kopardılar mı? Tayyip Erdoğan'a dediler mi? Arkadaşlar nasıl olur da Cumhurbaşkanı olarak üstelik de böyle bir Müslüman başkan olarak bir travesti, transseksüelle, çünkü cinsiyet değiştirdi. LGBT'nin içinde o da var. Dediler mi? Hayır. O zaman bunlar zırvadan öte bir şey değil. Yazıktır, günahtır. Türkiye'nin çok önemli bir başarısını gölgelemeye çalışan bir avuç gerici, bir avuç gafil, bütün toplumun da moralini de bozuyor, sinir sistemini de bozuyor. Ayıp. Utanın ve kesin artık bunu. Bırak. Türkiye her rengiyle başarıdan başarıya koşacak bir ülkedir. İnsan öfkelenmeden olmuyor. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.